Merhaba sevgili Webtekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte Çinlilerin artık Çinlilere çaktığı diyebileceğimiz Xiaomi Mi 9 SE'nin replikasını inceleyeceğiz. Bir de burada orijinali var, bakalım bunlar birbirine nasıl çakmışlar. Şimdi arkadaşlar sol elimde gördüğünüz Mi 9 SE'nin orijinali. O bir şurada dursun. Bu siyah poşetin içinde telefonun geldiği orijinal kargo kılıfı var. Kutu itibariyle bir Xiaomi kutusuna benzeme durumunu söyleyebiliriz. Fakat orijinalin kutusu böyle. Aha. Bu kesinlikle ne ödüğü belli olmayan bir garanti belgesi arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Hiçbir geçerliliğinin olduğunu düşünmüyoruz. Bu öylesine bir kağıt. Hat çıkarıcı, dönüştürücü, hat sabitleyici, hatları oradan oraya atıcı. Inter marka muhteşem bir adaptörümüz geliyor. Bu Inter markası dünyanın en önemli markalarından birisi. Bir de buraya barkodlu bir tane şarj kablosu yollamışlar. Deniz normal Android şarj kablosu arkadaşlar. Hayda, kutudan bir de kulaklık çıktı. Yalnız kulaklığın sarımına bakar mısın? Şuradan muhteşem bir. Kutumuzda da telefonumuz geldi. Telefonu kılıflamışlar sağ olsunlar. Bir üstüne taktıkları ekran koruyucu taşmış. Ve diyor ki burada diyor ses açma kısmı tuşu var diyor. Burada istersen bir micro SD kart bir de sim kart takabileceğiniz bir yuva var. Burada HH yazıyor. O HH de bildiğiniz Türkçe'de HH. Yani HH. Hani bu kesin Xiaomi HH. Biraz para harcamışlar. Bu iyice bir derit gibi takılmış mı üstüne? Evet, gördüğünüz gibi bunun altında markanın logosu var arkadaşlar. Şu 3 tane kameranın olayını biliyorsunuz artık. Burada 3 tane kamera yok arkadaşlar. İkisi bunun fake, bir tanesi gerçek. O fasıllara da geleceğiz. Bunu şöyle açmasına basalım bakalım. Açılmıyor. Belki de şarjı yoktur. Şu orijinali de bir çıkarayım. Ben bir değişiklik seziyorum. Damla çanti bunda da var. Bu açılıyor. Mi logosu geldi. Burada da ekrandaki parmak izi okuyucunun izi var. Şimdi arkadaşlar masamızı üçlümüzü getirdik. Buraya taktık. Bu açılı dursun. Bu da şarj oluyor. Şunu da şöyle göstereyim. Orijinaliyle çakmasını yan yana koyduğum zaman çakmanın daha büyük olduğunu görebiliyorsun. Çinliler ayıp etmişler kendi milli markalarına. Çünkü bunun üst tarafında burada bir tane delik görüyoruz. Bunda hat çıkarma deliği de, bunda ne deliği bilmiyorum arkadaşlar. Şurada bir tane buton var bunda. Bu butonla ekranı açıp kapatabiliyoruz. Yalnız orijinalinin tasarımında orada herhangi bir buton yok. Diğer tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sefer burada bunun ekranı açma bütonu telefonu açabileceğiniz buton yer alıyor. Çakmasının bu tarafında bu sefer sadece ses açma kısmı tuşları var. Orijinalinde ses açma kısmı tuşları ile power tuşu aynı yerde. Şimdi geldik ikisinin ön kısmına. Damla çantik olayı çakmasında da var. Orijinal elinde de var. Şöyle ekranları renkli yapayım. O zaman sanırım daha iyi göreceksiniz. Hemen bir kameralarına bakıverelim. Aynı koşullarda çekiyorum. Yani çok ayıp Çinliler. Kendi malınızı çakıyorsunuz yani. Bu kadar kalitesiz olmaz. Bu Mi 9 SE'nin çektiği fotoğraf. Üzerinde bir sürü işlem yapıldığı çok belli oluyor buradan. Bu da çakmasının çektiği fotoğraf. Aynı ortamlarda olmasına rağmen bayağı bir fark var. Hemen size arka kameralarını göstereyim. Çektim. Bu replikasının sağ elimde tuttuğum çakmasının çektiği fotoğraf. Sol elimde tuttuğumda orijinalinin çektiği fotoğraf. Orijinali için fiyatına göre çok kötü diyemem. Yalnız işlem yapıldığı çok belli renklerde. Ama çakması için bir fotoğraf demekle bile zorlanıyorum. Kameralardan hiçbir cacık olmaz. Bakalım bunların ayarlarına. Bunda Android sürümü 9, MIUI 10.2 kurulu. Bunda RAM'i 6 GB, depolama alanı 64 GB arkadaşlar. Mi 9 SE'nin teknik özelliklerini zaten yazdık şu anda ekrana. Detaylı olarak orada da görebiliyorsunuz. Ümidimiz şunun teknik özelliklerini görebilmekte. Device name'i Mi olarak gösteriyor. Model numarası da P30 Pro. Yani anlayacağınız bu telefon aslında P30 Pro'ymuş. Yolda Mi 9 SE olmuş. Yine Çinliler kendi markalarına bana soracak olursanız ayıp ettiler. Bunun Android sürümü de 9.0. Gördüğünüz gibi direkt bu geldi zaten. Bunda da var. İyi. Orijinalinin çakmasından aşağı kalır bir yanı yok. Touch screen. Yok artık. Bak şimdi gözüme girdiniz Çinliler. Basıyorum. Vallahi de billahi de var. Bir kapatalım. Basalım. Bastım. Açtı. Harbiden açtı. Şimdi Özge deneyecek. Bas Özge. Açtı. Parmak izi okuyucusu yalan arkadaşlar. Ben peki bunu acaba burnumla açabilir miyim? Hadi bakayım. Benim burnum gördüğünüz gibi mübarek bir burun arkadaşlar. Açtı. Peki dirseğimle açabilecek miyim? Hadi koçum. Burunla açılıyor, dirsekle açılmıyor. Çene? Yani hani buraya herhangi bir şey geldiğinde açtı. Yanağımın tam da şu noktasıyla çakma Mi 9 SE'nin tuş kilidini açtım. Şimdi gelelim bunun diğer güvenlik meselesine. Bir Face ID muhabbeti var. Ya bu arada bir şey diyeceğim. Şu an aklıma tıkladı. Biz bu telefonlara parmak izimizi veriyoruz. Yüzümüzün detaylarını veriyoruz. Allah sonumuzu halletsin. Bir gün yeni bir arıyorlarmış. Kore Ulusal Güvenlik. Çin Devlet Bakanı. Şimdi şurada bir kamera ayarları var. Burada bir sahne modu var. Tiyatro, plaj, kar, hareketsiz, işlem, mum ışığı. Manzara, portre. Çek bakayım portre.
Bu ne ya, şey gibi. Tumblr Girl gibi oldu. Şurada Face Hack diye bir şey var. Kilidi açmak için telefonunuza bakın. Gel bakayım. Oldu. Şimdi bir daha deniyoruz. Açıyorum, bakıyorum. Açtı ama hemen buna kanmayın. Bizim Umut'u gösterelim. Yüz bulunamadı diyor. Umut da yüz bulamadı. Şimdi bir daha deneyelim Umut'cum. Bir yaklaştır bakayım yüzüne. Maalesef sizi tanımıyorum dedi. Yüz tarayıcısı çalışıyor olamaz abi bunun. Bende çalıştı. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Şimdi siz bunu arada izliyorsunuz da normalde bu video bitmişti. Biz de tam dağılıyorduk. O ara bizim Umut bu telefonla uğraşırken ana Face ID açıldı. Ben az önce size söyledim ya telefon Face ID. Telefonun Face ID düzgün çalışıyor dedik ya, yalan. Gel Umut. Açtı. Gördüğünüz gibi bu da koca bir yalanmış diyorum ve aslında videonun sonu olan bu kısmından çıkıp videomuza kalan yerden devam ediyoruz. Çakmasının altına 3.5 mm'lik jack girişi var. Şuradan şöyle göstereyim. Orijinalde öyle bir jack girişi yok. Ayrıca çakmanın da arka kapağını yanar dönerli yapmışlar. Şu içime sinmiyor. İlle de size şurada 3 kamera olmadığını göstermem gerekiyor. Alet edevat arıyorum. Bunu bulduk. O değil de Umut, her seferinde doğru yere nasıl buldun? Farkında mısın abi? Çakma telefon 3 kamera kırma çekici bunun adı. Bu ne oğlum, bu şey lan? Vurmuyorum bile şu an. Bu bizim Lütfi vuruşu bildiğin. Neyse, 3 kameramız beraberinde bir sürü şeyle birlikte çıktı gibi görünüyor. Evde denemeyin. Telefonu 2 vurdum açıldı lan. Rejiden uyarı geldi şarjdan. Anam. Lan korktum yandı dıdıt deyince ha. Gördüğünüz gibi telefona o kadar güzel vurdum ki gördüğünüz gibi kemiksiz bir şekilde buradan ayrıldı. Şurada şöyle yanar dönerli kısım var. Normalde kamera bu. Zaten bunu bir sürü videomuzda söylüyoruz. Diğer şu kısmında hiçbir şey yok bu sefer bunda. Plastik dahi koymamışlar. Kamera işareti var işte orada. Gördüğünüz gibi Çinli kardeşlerimiz kendi telefonlarını gayet nizami toplamışlar. Orijinalin fiyatı 2200, 2300, 2100 gibi aralıklarda değişiyor. Ama biz bunun çakmasını 790 TL verdik. Kargo dahil. Bir de 30 lira da önden ödedik. Toplam 820 lira ödedik. Birincisi sağlığınız olmak üzere. İkincisi de cebinizin de sağlığı açısından bu tarz replika çakma ürünlere yönelmeyin diyorum. Ve artık videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Çinlilerin artık kendi milli markası diyebileceğimiz Xiaomi'den, yani kendi markalarından çaktıkları kendi ürünlerini inceledik. Bu elimdeki orijinal Mi 9 SE, bu elimdeki de çakmasıydı. Bana soracak olursanız sonuç hiç olumlu değil arkadaşlar. Almayın, aldırmayın diyorum. Çünkü SAR değeri dediğimiz şey çeşitli büyük testlerle ortaya çıkan bir şey. Öyle eline küçük bir tane cihaz alıp da aha bunun SAR değeri 3-5 diyenlere inanmayın. SAR değeri o kadar kolay ölçülebilen bir şey değil. Bunun için cihazların üzerinde belirli sertifikalar bulunuyor. Bu replika telefonlarda, çakma telefonlarda bu sertifikaların gerçek olup olmadığı da bilinmiyor. Tercih etmeyin, ettirmeyin diyorum. Bu arada telefon bizim ekranı kendi kendine burada şekiller çiziyor. Görüyor musunuz bilmiyorum da. Böylece videomuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Sizler de videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve kafanızda takılan herhangi bir şeyi bizlere yorum bölümünden sormayı unutmayın. Başka bir webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Ekranda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.